Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videoları çekmeye devam edeceğiz. Gene her zamanki gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi Akçansa, ikincisi Çemtaş, üçüncüsü de TÜMOSAN. Şimdi verilere geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk almanıza ve portföy yapınız uymayabilir. İlgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Dedikten sonra arkadaşlar ilk şirketimiz olan Akçansa ile başlayalım isterseniz. Her zamanki gibi aylık grafikle başlıyoruz arkadaşlar. Aylık grafik uzun vadeli yatırım için önem arz ediyor. Kısa vadeli yatırımda da trend yönünde hareket etmek adına bunun yönünü belirlememiz bizim için artı. Baktığımızda arkadaşlar yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. 99'da halka arz olmuş. Hatta belki de 98'in sonunda. Sonrasında devam etmiş arkadaşlar. Burada bakın gelmiş. Şurada ihlaller var yer yer. Sonrasında üst atmış. Şurada direnç kısmında devam ediyor. Yani yukarı yönlü bakın kaç kere iğnelemiş. Ama kalıcı olamamış. Şu an 18.81. 20-20.40 seviyelerini kırarsa bu direnç de geçilmiş olacaktır arkadaşlar. Altta da destek olarak nereler var? 16.70 var. Tabii bu aylık grafik olduğu için en küçük bir fiyat adım bile çok büyük bir fiyat farkına sebep oluyor. Bunu her zaman belirtelim. Şimdi devam edelim. Akçansa'nın haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik arkadaşlar orta uzun vadeli yatırım için biliyorsunuz. Burada bakın şöyle bir düşen trend varmış. Sonrasında yükselen trend hali gelmiş, dönüşmüş. Yani şunu kaldırabiliriz artık trendi sil. Şu düşen trendi gördük. Şurayı büyütüp biraz daha ayrıntılı bakalım. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın. Şurası Mart pandemi dönemi sert bir düşüş. Yani şunu şöyle paralel çiz desek. Onu da alıp şöyle şuraya oturtabiliriz. Burada bakın arkadaşlar kaç kere çalışmış. Ha, yükselen trend dedik. Bu neydi tanımı? Yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde devam etmiş. Bakın gelmiş kaç kere şurayı İğnelemiş geri dönmüş, değmiş geri dönmüş, değmiş geri dönmüş, değmiş geri dönmüş derken hep destek olarak çalışmış, üstü atmasını başarmış. Aşağıda 18 lira 13 kuruş seviyeleri destek konumunda haftalık grafikte arkadaşlar. Yukarıda direnç olarak da aslında şu şekilde bakabiliriz. Şunu alıp şuraya oturtturduğumuzda arkadaşlar. Evet, kaçmış bu seviye şuradan hemen söyleyeyim. 19.40 kuruş seviyesi de önemli bir direnç. Burayı kırarsa yukarı yönlü daha sert bir hareket beklenebilir. Şimdi isterseniz son olarak da Akçansa'nın günlük grafiğine bakalım. Günlük grafik biliyorsunuz kısa vadeli yatırım için. Genel itibariyle Mart'ta sağlam bir düşüş yaşadı hisse senetleri pandemi sebebiyle. Mart dibini alıyoruz ve uzatıyoruz arkadaşlar. Zaten daha fazla geriye veri olarak gitmeye gerek yok. Haftalık aylıkta baktık biz bunlara. Yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Şu an tam desteğin üzerinde arkadaşlar. 18.81. Bunun üzerinde kalıcı olması önemli. Yükseliş durumunda 19.46 kuruş. Sonrasında da arkadaşlar 20.80 kuruş seviyeleri hedef konumunda. Aşağıda destek olarak neresi var bakalım. 18.20 kuruş. Daha da aşağıda 17.40 kuruş seviyeleri var. Bunları söyledikten sonra tümünü silelim. Bir miktar büyütelim grafiğimizi. Evet. Yanlış. Şuna basacaktık. Evet arkadaşlar bakın. Şunu biraz daha büyütelim. Son olarak da şöyle çizelim artık. Şuraya alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Bakın arkadaşlar şurada düşen bir trend oluşmuş. Hatta bunu paralel çizdiği şöyle alıp şuraya da şu şekilde yerleştirebiliriz. Hatta şöyle. Bakın arkadaşlar burada şuranın kırması önemli varsa yani neresi 19.40'ın üzerine atarsa hatta 19.45 bu düşen trend kırıldı diyebiliriz. Ama gitgide yükseldiğini görüyoruz. Bu da önemli. Bakın yani şurayı görmeyin. Bunun dışında şu dipler gitgide yükselmiş. Burada bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Tümünü silelim. Evet. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri belirleyip bitirelim. Şurayı seçtim. Sağa tıkladım. Tren tuşlarını yakaladım. Evet arkadaşlar bakın ne kadar güzel çalışmış görüyorsunuz. Yani direnç şurada da destek olarak çalışmış. Bu şekilde bir görünüm var. Baktığımızda şu an
hemen altında, yani direncin hemen altında. 18.84 direnç, %50 seviyesi. Şu an fiyat 18.81 seviyesinde. Bunun üzerinde atması ve kalıcı olması durumunda olduğunda arkadaşlar iş daha kolay olur. Yani direnç olarak, hedef olarak 18.84, 19.62, 20.73, 22.14 kuruş seviyeleri var. Daha sonra 26.21, 32.80, 43.47 banda girer arkadaşlar. 22.14 günlükte tepe görüyorsunuz. Aşağı yönlü düşüşün devam etmesi durumunda 18 lira 7 kuruş, 17 lira 10 kuruş ve 15 lira 55 kuruş seviyeleri destek olarak incelenebilir. Şimdi ikinci şirketimize geçelim arkadaşlar. Çemtaş. Çemtaş'ın da aylık grafiğiyle başlayalım. Aylık grafik uzun vadeli yatırım için. Bakın arkadaşlar, yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Son dönemlerde alt bantta hareket ederken şurada kırmış. Bakın dirençten dönmüş. Yani nedir? Şurada yukarıda ne gözüküyor? 18.50'nin üzerine atması, hatta 18.30'un üzerine atması olumlu olacaktır arkadaşlar. Aşağı düşüşün gelmesi durumunda da 12 lira 93 kuruş seviyeli destek olarak çalışacaktır. Uzun vadede herhangi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi devam ediyor. Buradan ikinci grafiğimize geçelim. Çemtaş'ın haftalık grafiğini. Haftalık grafikte biliyorsunuz orta uzun vadeli yatırım için benzer şekilde yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Yükseliş trendi devam etmiş. Şurayı ihmal ettik arkadaşlar. Burası mark pandemi dönemi. Burası yokmuş gibi devam ettik bu şekilde. Bakın gelmiş yer yer üstüne de atsa da kalıcı olamamış. Sonra bir daha denemiş, kıramamış. Bir daha denemiş, kıramamış. Şu an 14.62 seviyelerinde. Düşüşün gelmesi durumunda arkadaşlar 13 lira 88 kuruş seviyeleri destek olacaktır. Yukarı yönlü bir hareket gelmesi durumunda da 16.11, sonrasında da 17.40 hedef olarak izlenecektir. Orta uzun vadede de yükselişte herhangi bir sıkıntı yok. Trend devam ediyor. Son olarak da Çemtaş'ın günlük grafiğine bakalım. Günlük grafik diyorsunuz kısa vadeli yatırım için arkadaşlar. Mart dibini aldığımızda şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5 kere değmiş. Yani bizim trendimiz onaylanmış. Şu şekilde yükseliş trendi ta ki şurada kırılana kadar. Burası kırılınca bakın destek konumunda, aşağı kırılınca direnç haline geldi. Denedi kıramadı, denedi kıramadı, hop saldı aşağı. Sonra tekrar gitti. Bu sefer dirence kadar da gelemedi. Tekrar saldı. Bu şekilde bir görünüm var arkadaşlar. Yani yükseliş trendi son bulmuş gibi. Şurada yatayda bir hareket başlamış görebiliyorsunuz. Şimdi şunu kaldıralım. Şurada gördüğünüz gibi burası önemli bir destek. Yani 14.37 seviyesi önemli bir destek. Bunu aşağı kırmaması önem arz eder. Kırarsa arkadaşlar daha sert hareketler gelebilir. Şurada bakın artık yatayda bir hareket oluşmuş. Bunu görebiliyoruz. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şöyle büyüttüğümüzde arkadaşlar, yani şu son dönemler için şunu şu şekilde çizebiliriz bak. Şu gördüğünüz gibi aşağı yönlü, hatta şunu biraz daha düzeltelim. Şöyle bir daha bir paralel çiz diyelim. Şu düşüş trendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kırılmış. Bu olumlu. Ancak yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Bunun dışında destek trendini belirlemek için de şuraları kullanacağız arkadaşlar. Önce bir şunu deneyelim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakaladım. Evet, gördüğünüz gibi bakın çok güzel çalışmış şuralar. Hepsi güzelce çalışmış. Şu an 14 lira 62 kuruş seviyesinde. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 14 lira 80 kuruş. Sonrasında 15.47, 16.14, 17.10 ve 18 lira 32 kuruş seviyeleri hedef olacaktır. Yani direnç olacaktır arkadaşlar. Düşüşün gelmesi durumunda da destek seviyeleri 13.97, 12.63 seviyeleri var. Onlardan önce şurada arada bir de 14.27'yi de söyleyeyim. Bakın 3 kere denenmiş burası. 14.27 de önemli bir destek konumunda. Çemtaş'ta genel görünüm bu şekilde. Son olarak da Timosan'a bakıp bitirelim cümlemizi. Timosan'ın aylık grafiği uzun vadeli yatırım için. Evet arkadaşlar şöyle yapalım.
Bakın yatayda bir hareket. Hani şurada bir yükseliş var. Şurada yatayda bir hareket var. Burada tekrar bir düşmüş. Düşüş trendi. Sonrasında tekrar yükseliş. Bunu gördük. Devam edelim şöyle. Şunu artık kaldırıyorum. Trendi sil dedik. Şurada bakın arkadaşlar. Yükseliş trendi başlamış. Devam etmiş. Paralel çiziyorum. Bunu aldık. Şöyle şuraya koyduk arkadaşlar. Şuna bir paralel daha çiz dedim. Bunu da aldık. Şuraya koyduk. Evet arkadaşlar şu şekilde yükseliş trendi. Bu direnci yukarı kıramamış. Şu an 20 ile 30 kuruş seviyelerinde. Yani aylıkta olduğumuz için bu ayın da daha başındayız. Epeyce yani 18-24'lerde önemli bir destek var arkadaşlar. Bunun altının düşmemesi önemli. Yükseliş trendi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Orta uzun vadeli yatırım için. Bu aylıktaki görünüm. Şimdi haftalıktaki görünüme bakalım. Orta uzun vadeli yatırım için. Burada da şöyle bir görünüm var arkadaşlar. Bakın şurası düşen trend gördüğünüz gibi. Main sağ tarafa yani sağ yatık. Artı ne söyleyebiliriz? Gerçi sağ yatık olmuyor. Bu sol tarafa yatık. Fiyat düşüyor arkadaşlar. Sonrasında bu düşen kırılmış. Bakın şurası kırılmış yukarı yönlü. Şu kanal düşen trend. Fiyat yukarı çıkınca bu düşen kırıldı dediğimiz olay bu. Yükseliş trendi başlamış. Bunu görebiliyoruz. Şurada büyütelim bir miktar daha net görebilmek adına. Bakın şu şekilde yükseliş başlamış. Birkaç kere denemiş ama şu direnci kıramamış. Aşağı gelmiş. Bakın şurada destekten dönmüş. Burada destek olarak neresi var? 18.45 seviyeleri var. Bunun üzerinde kalıcı olması önemli. Yukarıda hedef olarak da sırasıyla 21.84, 24.04 ve 28 lira seviyeleri takip edilebilir. Bunda da yükseliş anlamında orta uzun vadede herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi son olarak da günlük grafiğine bakalım. Evet arkadaşlar şöyle yanlış bir şeye bastık. Afyon'a geçtik. Tüm olsanın günlük grafiğine bakalım. Günlük grafikte Mart dibini aldık. Şu şekilde uzattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurayı baz aldım. Şu alttakini daha sonra çizdim. Şunları sonra çizdim. Yani önemli olan şu çizgi. Bunu çizince bakın bunlar ne güzel oturdu zaten. Yükseliş trendi devam ediyor. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Şurada üstüne atmışsa da bakın arkadaşlar gitmiş geri gelmiş gitmiş geri gelmiş en son kırmış. Şurada üstüne atmışsa da kalıcı olamamış tekrar geri gelmiş. Bunu görebiliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 21 lira 45 kuruş hedef yani direnç konumunda. Aşağıda destek olarak da 19 lira 32 kuruş seviyesi takip edilebilir. Bunları söyledikten sonra şunu büyütelim. Burada arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu obo tobo işte flama vesaire bunlar çok net olmadığı sürece girmiyorum arkadaşlar. Yani bunların hepsinin genel mantığı zaten destek dirençtir. Çok net olmayınca insanların kafasını karıştırmamak adına girmiyorum onlara. Şurada arkadaşlar şu şekilde tutup çiziyorum bakın. İşte bu düşeni kırdı dediğimiz olay burada da vuku bulmuş. Paralel çiz dedim. Şunu da aldım şuraya. Yerleştirdim arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşüş trendi. Şu üst direnç kırılmış. Bu işte düşen fiyatlar düşüyor gördüğünüz gibi. Yukarı kırılmış, şu direnç kırılmış. Bu düşeni kırdı dediğimiz mevzu bu. Bu şekilde ama yükselişte devam etmemiş. Geri gelmiş. Burada arkadaşlar şuranın altına düşmemesi önem arz eder. 20-24 birkaç kere denenmiş. Sonrasında da 19.92 takip edilebilir. Son olarak da düzeltme seviyelerine bakıp bitirelim. Şu son tepeyi seçtim. Aşağıda da dibi seçtim. Trend tuşlarını yakala dedim. Burada da görüldüğü gibi bakın arkadaşlar destek olarak çalışmış. Şurada direnç olarak çalışmış. Burada gene direnç olarak çalışmış. 20 lira 30 kuruş seviyelerinde. Şunu bir miktar çekelim şöyle. Düşüşün devam etmesi durumunda önce 19.90 sonra 19.48 daha sonra 18.23 daha da aşağıda 17 lira 32 kuruş seviyeleri destek olarak çalışacaktır. Yükselişin başlaması durumunda da 20.81, 21.89, 22.97, 24.5 ve 26 lira 46 kuruş seviyeleri hedef olarak inceleyen takip edilmektir arkadaşlar. 26.46 şu tepe gördüğünüz gibi. Orada geçirirse zaten gördüğünüz gibi 32 lira, 41 lira, 56 lira hedef haline gelecektir. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk almanıza ve portföy yapınıza uymayabilir.
İlgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.